Mart ayının 31'inde olacak. İnşallah ekeyim o zaman bir de ne olur. Ha, tamam. Başkanım. Evet. Teşekkür ediyorum bu toplantı yaptığınız için. Sağ olun. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, Altınordu İlçe Merkezi Mahalle Muhtarlarıyla bir araya geldi. Başkan Güler, görevden ayrıldığımda size İsviçre gibi bir şehir bırakacağım dedi. Belirli aralıklarla Ordu ilinde bulunan muhtarlarla bir araya gelen Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, bu defa da Altınordu İlçe Merkezi muhtarları ile buluştu. Büyükşehir Belediye Meclis Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıya Büyükşehir Belediye Başkanı Doktor Mehmet Hilmi Güler, Genel Sekreter Coşkun Alp, OSKİ Genel Müdürü Murat Uz, daire başkanları, şube müdürleri ve çok sayıda muhtar katıldı. Toplantıda mahallelerin sorunları, ihtiyaç duyulan çalışmalar ve gerekli düzenlemeler konusunda fikir alışverişinde bulunulurken, Başkan Güler, muhtarların talepleri doğrultusunda ilgili birimlerden bilgi alarak muhtarların sorularını yanıtladı. Hangi partiden olursanız olun, hangi şeyiniz olsa olsun, hiç önemli değil. Ben burada kişilerle de uğraşmıyorum. Yani eski, yeni falan diyor. Ben bu partinin aynı zamanda kurucularından biriyim. Burada doğmuşuz, etmişiz, yatışmışız. Yani ben burada bir şey peşinde değilim. Sadece orduyu, bakın ne diyorum, sadece Türkiye'nin değil, dünyanın en güzel şehirlerinden biri yapmaya çalışıyorum. Bırakırken de bir İsviçre gibi yer bırakacağım size. Allah nasip ederse, ömür verirse. Ama beraber yapacağız bunu sizle. Yani sizle ordu bambaşka bir noktaya gelir. Ama dediğimizi birlikte birbirimize yaparsak, saygı gösterirsek. Hiçbir şey saklamayın. Politika da yapmayın. Yani politika yapmayın derken her şeyi konuşun. Çünkü hizmet için geldik buraya biz. Tamam mı? Ve zaman da hızla ilerliyor. Allah nasip etti. Yani biz şöyle söyleyeyim size. 5 yılda yapılan 750 kilometrelik yolun biz 850 kilometresini şu anda bitirdik. Tamam mı? Suyuydu, diğer şey yap. Ama hala biz taşıdığımız suyun bir kısmını ziyan ediyoruz. Hala orada bazı yerlerde içme suyu sıkıntısı çekiliyor. Hala bazı yerlerde yollar yapılmadı. Tamam mı? Bunları da yapacağız, yapıyoruz. Biz kendi işimiz, onun işi, bunun işi, yok şu belediyenin işi, bu böyle bir şey de sevmiyoruz. Hepsi bizim işim. Ben ordunun çocuğuyum. Tamam mı? Orduya zaten hayatımızı orduya verdik 50 yıldır. Tamam mı? Hiçbir karşılık beklemeden de yapıyoruz. Dolayısıyla ortada ne var ne yok her şeyi konuşalım. Biz burada Allah'ın izniyle bu işleri yapıyoruz. Şu ana kadar da bunu yaptık elhamdülillah. Karşınıza böyle alnımız açık çıkıyoruz. Ve şu anda yaptığımız çalışma da bak asfalt planti satın aldık. Taş ocağı satın aldık. 95 tane makine satın aldık. Aynı zamanda sen mal sahibisin aynı zamanda. Aynı zamanda mal sahibisin. Ve biz gece gündüz kendi asfalt plantimizle, makinalarımızla, taş ocağımızla kendimiz yapıyoruz. Bu aslında şükürlük bir iş. Anlatabildim mi? Tabii ki inşallah yapacağız bunu. Ve senin karşısında da biz böyle alnımız açık oturacağız. Şu anda kalı 100 yılın ordusunu yapıyoruz. Bak, 100 yılın ordusunu yapıyoruz. Bak sahiliydi, parklarıydı, Boztepe'siydi, tamam Sırrı Paşa'sıydı, içme suyuydu, deniziydi, havasıydı, fındık fiyatlarıydı. Tamam mı? Hepsi bak, hepsini şu anda ele alıyoruz. Biz sadece şurada ne konuşuyoruz? Suyu konuşuyoruz, yolu konuşuyoruz. Bunun dışında ben bir sürü başka şeyler yapıyoruz şu anda.